Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Montajını yapmış olduğumuz araba 2011 model Mercedes C200. Takmış olduğumuz cihaz Convex'in 8.0 2 GB RAM'li modeli. IPS ekran, 4 çekirdek, 16 GB dahili hafızası var. Kapasitif ekran dokunmatik hassasiyetine sahip. Müşterilerimiz bunu sıkça soruyor bize, hani ekran dokunmatik hassasiyeti nasıldır diye. Görmüş olduğunuz gibi gayet hızlı. Normal cep telefonu gibi. Üzerinde parmağınızı gezdirmeniz yeterli arkadaşlar. Cihazın genelde C200 müşterilerinin sorduğu sorularda biri bize direksiyon kumandası ve joystick çalışıyor mu? Şimdi buradan radyoya geçelim. Ben onu size kısaca göstereyim. Gördüğünüz gibi direksiyon kumandası, ses açma kısmı, mute, telefona geçme, telefon kapatma. Bunların hepsi çalışır vaziyette. Onun haricinde ayrıyetten bir de bu araçta joystick'imiz var. Bu da çok önemli. Müşterilerimiz sıklıkla soruyorlar. Görmüş olduğunuz gibi joystick'imizle ileri geri, sağ sol veya çevirme konumlarında tüm fonksiyonlar çalışıyor. Mod değiştirebiliyoruz. Buradan geri dönüş yapıp ana menüye dönebiliyoruz. Yine dediğim gibi joystick'in üzerine bastığımız zaman da mod değiştirebiliyor. Onun haricinde cihazın kullanımını anlatmak istiyorum. Cihazımız Android olmasından dolayı internete bağlanabiliyor. YouTube'dan video seyredebilirsiniz. Play Store'dan uygulama indirebilirsiniz. Google Maps'i, Yandex'i kullanabilirsiniz. Canlı Mobil TV uygulaması yükleyip oradan televizyon seyredebilirsiniz. Yine müşterilerimizin sıkça sorduğu Spotify ve Fizi yükleyip müzik dinleyebilirsiniz. Kullanımına gelirsek eğer navigasyondan başlayalım. İçinde iki ayrı navigasyon var bu cihazın. Birincisi internetsiz kullandığımız Aygo. Aygo'yu kapalı devir olarak kullanıyoruz. Buradan yeni rota deyip gitmek istediğimiz adresi tuşladığımız zaman bizi istediğimiz noktaya ulaştırıyor cihaz. Onun haricinde bir de internet üzerinden kullandığımız Google Maps ve Yandex var. Bunu zaten cep telefonlarından biliyorsunuz nasıl kullanıldığını. Radyomuz var. Radyoda 1'den 16'ya kadar kanallarımız var. Bu kanallar üzerinde hafızayı almak istersek eğer istediğimiz kanalın üzerine basılı tutuyoruz. Mevcut bulunduğumuz radyo kanalını o kanal üzerine hafızaya alıyor. Tekrar geri geldik. DVR özelliğimiz var. Eğer kayıt kamerası bağlarsak buradan ön kayıt kamerasını kontrol edebiliyoruz. Cihaz buna izin veriyor arkadaşlar. Müzik ve video menülerimiz var. Bunların ikisi de aynı şekilde kullanılıyor. Ben şu anda cihazın içine video yükledim. Onun için size videoyu göstereceğim. Videoya girdikten sonra sola çekersek buradan dosya seçmemizi sağlıyor. Ekranı sağa kaydırdığımız zaman da dosyanın içindeki parçalarda gezinebiliyoruz arkadaşlar. Parça üzerinde de sardırma yapabiliriz istersek. Bu altta görmüş olduğunuz yeşil çizgiyi ileri geri çekerek parça üzerinde sardırma da yapabiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde Bluetooth'umuz var bu cihazda. Bluetooth'u telefonumuzla eşleştirdiğimiz zaman kablosuz bir şekilde telefon görüşmesi olanağı sağlıyor cihaz bize. İster aramaları cevaplayabiliyoruz, ister buradan kendimiz arama yapabiliyoruz. İstersek rehberi paylaşıp rehber üzerinden de arama yapabiliyoruz. Onun haricinde arkadaşlar iki ayrı menüsü var cihazımızın. Birinci menüsü sık kullanılanlar. O menü bu. Bir de burada ikinci menüye bastığımız zaman cihaz üzerindeki tüm uygulamaların olduğu menüye geçiş yapmış oluyoruz. Buradan da benim size anlatmam gereken Bluetooth'tan müzik dinlemek istersek BT müzik yazıyor gördüğünüz gibi. Buraya bastığımız zaman yine telefonumuzu eşleştirdiğimiz zaman ister iPhone olur ister Android olur kablosuz bir şekilde telefonumuzun sesini araca aktarabiliyoruz arkadaşlar. İzlediğimiz videoların ve dinlediğimiz müziklerin sesini bu şekilde arabadan alabiliyoruz. Bu cihazla Android olmasından dolayı internete bağlanabiliyoruz demiştik. Buradan AV internete girdiğimiz zaman herhangi bir şuradan arattırma yapıyoruz. Açtık. Açtıktan sonra bağlanmak istediğimiz noktaya basıp şifresini girdiğimiz zaman o internet dağıtıcısına bağlanabiliyoruz arkadaşlar. Bağlandıktan sonra da yapacağımız işlemleri anlatayım ben size. Demiş olduğum gibi Google Chrome'a girebiliyoruz. Google Chrome'da gezinebiliriz. Ondan sonra Google haritaları kullanabiliriz. Şu an cihazımızda yüklü. Play Store'dan uygulama yükleyebiliriz. Tekrar sola çektiğimiz zaman yine YouTube'umuz yüklü. YouTube'dan video seyredebiliyoruz.
Onun haricinde yine internet bağlantısı yaptığımız zaman cep telefonumuzun görüntüsünü cihaza aktarmamıza yarayan Easy Connect özelliği var. Bura üzerinden Android veya iPhone olabilir. Telefonumuzun görüntüsünü kablosuz bir şekilde cihaza aktarabiliyoruz arkadaşlar. Android ise eğer telefonumuz ekranı buradan kontrol edebiliriz. iPhone'da sadece ekran paylaşımına izin veriyor. Ekran kontrolüne izin vermiyor arkadaşlar. Ayrıca bu aracımıza bir de geri görüş kamerası bağladık. Bu şekilde gördüğünüz gibi geriye taktığımız zaman cihaz otomatik olarak geri vites kamerasına geçiyor. Gayet görüntüsü net. Cihazımızın kullanımı arkadaşlar bu şekilde. Müşterimize hayırlı olmasını diliyorum. İyi günler.